Merhaba, ben Doktor Ömer Arı, Talas Üçnoğlu Sami Yapıcı Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapmaktayım. Dün akşam itibariyle korona aşılarımız sağlık personelimiz için gelmiş bulunmakta. Şu anda da aşılamaya başlamış bulunmaktayız Kayseri Talas olarak. Şu anda doktor arkadaşımız Ümit Zafer Karakuş beyefendiye aşısını uygulayacağız. Vatandaşlarımıza çağrımız maske, mesafe ve temizlik kuralına riayet etmeleri, aynı zamanda da aşı sıraları geldiği zaman aşılarını güvenle yaptırmaları. Biz kendimiz yaptırıyoruz. Sizler için buradayız. Her zaman da yanınızdayız. Vatandaşlarımızdan da isteğimiz, aşı sırası gelenlerin aile sağlığı merkezlerine, hastanelere veya aşı yapılan birimlere müracaat ederek aşılarını yaptırmaları. Güvenli bir şekilde aşılarını yaptırabilirler. Herhangi bir yan etkisi veya herhangi bir riski olduğunu düşünmüyoruz. Kendimize de güvenle uyguluyoruz. Hocam bir soru. Aşılamadan sonra maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulması ya da aşılamadan sonra ben nasıl olsa aşı oldum, bir daha hasta olmam riski nedir? Aşılamadan sonra vatandaşlarımızın ne yapması lazım? Aşılamadan sonra da vatandaşlarımız yine maske, mesafe ve temizlik kuralına dikkat etmeleri gerekiyor. Onlara riayet etmeye devam edeceğiz. Aşı yaptırdık, nasıl olsa bize bir şey olmaz demeyeceğiz. Çünkü aşının antikor oluşturma süresi 21 günle 1 ay arasında sürüyor. Ve tüm dünyada da bu hastalık ortadan kalkmadan bu maske, mesafe ve temizlik kuralına dikkat etmemiz gerekiyor. Tüm dünyadan kalktıktan sonra ancak maskelerimize veda edebileceğiz. O zamana kadar yine her zamanki tedbirlerimize dikkat edeceğiz. Kalabalık ortamlara girmeyeceğiz. Aile ziyaretlerinde bulunmayacağız. Maskemizi sürekli takacağız. Ve temizliğimize, mesafemize dikkat etmeye devam edeceğiz. Hocam iki doz uygulanacak sanırım. İkinci doz ne zaman, kaç gün sonra? 28 gün sonra uygulanacak. O da şu anda sistemden randevu alarak zaten vatandaşlarımız aşı merkezlerine veya aile sağlığı merkezlerine gelebilecekler. E-nabız üzerinden randevularını alabiliyorlar. Zaten sistem birinci aşı yapıldıktan sonra otomatik olarak ikinci aşının hangi gün yapılacağını otomatik olarak belirleyecek. O günde geldikleri zaman ikinci doz aşı yapılacak. Hocam aşı olduktan sonra az da olsa yan etki belirtileri var mı? Varsa nelerdir? Yan etki belirtileri olabilir. Aşı yapılan yerde ağrı, kızarıklık, şişlik olabilir, ateş olabilir, halsizlik, kırgınlık olabilir. Ama bunlar geçirilecek olan hastalığa göre oldukça göz ardı edilebilecek yan etkiler. Onun için vatandaşlarımız dediğimiz gibi hiç endişe etmeden sırası geldiği zaman gelip aşısını yaptırsın. Hocam herhangi bir ağrı oldu? Çok hafif iğnenin girişi var. Başka yok. Geçmiş olsun.